Saffet Yılmaz, biliyorsunuz ailesi Saffet'i aramak için stüdyomuza gelmişti. O sırada birbirlerini de kaybettiler. Sonra Cuma günü yayınımız sonrasında Saffet dedi ki, nerede kaldınız siz 1,5 aydır? Ankara'dan gittiniz, hani evden çıkarılmışlar. Çok üzüldün galiba Saffet, oraları evet, da gördüğün çok zaman. Biraz senin de kendini toparlaman lazım. Bak, o 13 yaşındakilere söylüyorum. Sen 28 yaşındasın. 3 çocuk annesisin. Evet. O 13 yaşındaki çocuklar gibi davranmaya devam edersen hayatındaki çok şeyi yitirmeye devam edeceksin. Yok. Bence bu sana bir şanstı. Aha. Yani çoluğunla çocuğunla. Bak, iki tane çocuğundan zaten ayrısın. Bir tanesi var, başında dur. Çünkü senin ailen o çocuklara bakabilecek durumda değiller kendi başlarına. Önce bir bandımızı izleyelim. Onlarla ilgili de gelişmeler var. Yılmaz ailesi 5 aydır haber alamadıkları kızlarını aramak için geldikleri İstanbul'da evin babasını da kaybetmiş, endişeleri ikiye katlanmıştı. Ben sokaklardayım, kızım kayıp. Az önce de eşimi kaybettim, eşim yok, onu bulamıyorum. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı aileye peş peşe iki güzel haber verdi. Ali Bey'i bulduk. Çocuklarımı kaybedince buluşacak yer kalmadı. Sokakta yattığım yere gittim ki bunlar beni ancak orada bulur diye. Orada bir gece yattım, zaten ertesi günde geldiler. Sizin ekibiniz hep beraber beni aldılar, getirdiler abi. Benim sırf amacım benim çocuğumu bulmak. Başka bir amacım yok benim. O zaman sizi hiç üzmeyeyim, kızınızı buldum. Allah razı olsun. Sizin uzaydı. Sağ ol ablam, Allah razı olsun. Ankara'dan atladı geldi. Bak şimdi kapı açılacak. Hem mutluluk hem hüzün aynı anda yaşanıyordu. Birbirlerine sıkı sıkıya sarıldılar, özlem giderdiler. Yayınımızın ardından Saffet Yılmaz ve ailesiyle birlikte yola koyulduk. Eminönü'ndeydik. Genç kadın kendisini aramaya gelen ailesinin sokakta kaldığı yeri gördü. Burada kalmışlar, hani çocuğum hasta olmuş, sütünü mamasına kadar çalmışlar, soğuklarda hasta olmuş. Üzüldüm yani aileme. Hani burada olduklarını bilseydim gelirdim, burada arardım, Ankara'da değildi. Ben onları arıyordum, onlar beni burada arıyormuş, haberimiz yok birbirimizden. Ama buldum şimdi yani. Hiçbir zaman da ayrılmayacağım bundan sonra onlardan. Buralarda mı kaldınız yani? 1,5 aydır buralardayım, seni bekliyorum buralarda. Burada yattık, burada kalktık, bebeğe burada baktık. Allah razı olsun, Müge ablayı aradık buradan, bir esnaftan da. O bize yardımcı oldu, seni bize kavuşturdu. Allah da onu çoluğuna çocuğuna bağışlasın inşallah. Müge abla olmasaydı biz buralarda kaybolacaktık. Her birimiz bir dağdayız. Bak, Müge abla bizi topladı, getirdi bir araya. Sıcak yer verdi, güzel bak, sıcak yuva gördük biz burada kızım. Ben seni burada ağlaya ağlaya bekledim. Ağlaya ağlaya hastalandım, çocuğun hastalandı kızım. En sonunda sana beni kavuşturdum Müge abla. Allah ondan razı olsun. Bundan sonra yanımdan ayrılma kızım, ne olursun. Nasıl yatmış bu çocuk buralarda ben bilmiyorum yani. Soğuk, yağmur, yağış. Çok üzüldüm yani. Neler çekti kızım? O yağmurda, o yaşta ben bebeği çöp topladım, çuvalları getirdim üstümüze örttüm ki bunlar yağmurda ıslanmasın diye. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak kızım. Anasız bebe olmaz kızım. Sahip çık bebeğine, sahip çık. Mamanı mı çaldılar? Bezini mi çaldılar senin? Öyle mi yaptılar anne? Yaban sayesinde bir araya geldik. Bir yemek yersek mutlu oluruz. Aylar sonra ailece bir yemek yemek istiyoruz. Yemek yeriz, sohbet muhabbet ederiz. Aradan geçen 5 ayın ardından Yılmaz ailesi ilk kez aynı sofraya oturdu. Bir arada mutlulardı. Sofraya oturmadan önce görünce bile için kaldırmıyor. Çocuğuna mı üzülüyorsun? Hepsini üzülüyorum. Sen niye evliydin, iki çocuğun vardı? Niye kaçtın ki yavrum? Evden de onunla evlenmek için mi kaçtın? He? Evden evlenmek için kaçıyorsun anladığım kadarıyla. Sonra evleniyorsun, kocandan kaçıyorsun. Sonra başka birinden çocuk yapıyorsun. Bu sefer annenlerden kaçıyorsun. Nereye kadar? Bırakmayacağım artık aile Müge abla. Özgür olmak istiyorum demişsin.
Aslında en büyük özgürlük insanın ailesinin yanında olması. Evet. Gerçekten. En büyük mutluluk bu. İnşallah pişman olmuşsundur. Oldun mu? Devam edelim. Dört ay sonra tekrar ailemle beraberim. Çocuğum, annem, babam, abim hepsi yanımda yani. Çok teşekkür ederim. Müge Anlı'ya çok yani mutlu olduğumu şu an söylemek istiyorum. Allah bir değil bin kere razı olsun. Aylar sonra yemek yiyeceğiz kızımla hep birlikte. Ailece Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Ondan Allah razı olsun bin kere. Çok mutluyum. Bundan sonra da hep mutlu olacağım. Ona teşekkür ediyorum. Kızım gitti gideli benim boğazımdan doğru dürüst bir lokma geçmedi. Ama şimdi ailem hepsi yanımda. Çoluğum, çocuğum, eşim, torunum. Müge ablaya çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Çocuklarımla ben bundan sonra mutlu olmaya bakacağım. Müge abla sayesinde dördünüz bir araya geldik. Çok mutluyum. Ona çok teşekkür ederim. Bundan sonra da hep böyle olacak. Ondan Allah razı olsun. Unutamayacakları bir gündü onlar için. Güldüler, sohbet ettiler. Bugünü taçlandırmak için bir de pasta kestiler. Hepimiz çalışacağız, birbirimize destek olacağız. Ailem bana destek olacak, ben aileme destek olacağım. Teşekkürler Müge Anlı, seni seviyoruz. Bu arada yayınımızın ardından Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Ramazan Şimşek ile iletişime geçtik. Benim de çok sevdiğim bir belediye başkanımız. Konuyu ben de yayınımızdan takip ediyorum dedi. Ve ben aileye seve seve yardımcı olurum. Hem barınma hem de iş olarak dedi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve aileyle daha yakından ilgilenmesi için de belediye başkan yardımcısı Sayın Ahmet Keskinler'i görevlendirdi. Yılmaz ailesiyle ilgili gerekli çalışmalar da başlatıldı. Ankara'ya döndüğünüz takdirde belediye başkanımızla iletişime girerek ondan yardım isteyebilirsiniz. Çünkü böyle olmaz yani böyle bu sokaklarda olmaz. Bir şey kurmak zorundasınız. Bu arada telefon attığımızda aynı zamanda Ankaralı iş insanı Murat Coşkun. Murat Bey günaydın. Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim Müge Hanım. Buyurun, sizi de dinliyorum. Aileyi o gün izledim. Bir son 5 dakikaya denk geldim. O esnada eğer Ankara'da yaşayacaklarsa, hani köylerine geri dönmeyeceklerse... bir senelik bir kira masraflarını karşılayıp abiye ya da kız kardeşe ikisinden birine de bir iş imkanı tanımak istiyorum. Harikasınız. Ben de zaten en önemli olan aslında iş. İş imkanı. Çünkü hani elden gelen, ne derler, elden gelen ele gider. Evet. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu iş imkanı. Bak sen de bir gir çalış işte. Allah razı olsun. Hı. Allah bin kere razı olsun. Vallahi çok seni. Teşekkür ediyorum Murat Coşkun'a da. Allah sen de razı olsun ablam. Sağ olasın. Allah sen de ben tabii olsun. Kimseye onu yapın bunu yapın diyorum ama size müdahale etme şansım olmadığı için anladığım kadarıyla bir Ankara'da bir yaşamınız var. Yani gidin hem belediye başkanı hem de Murat Coşkun'un bu imkanından faydalanın derim. Sen de hayatım sen de bir kazak mazak bir şey öremiyor musun? Sen de bir evde bir şeyler ör. Evet. Sat. Yani öyle elim üstünde oturulmaz. Herkes evet. Çalışacak, bir para kazanacak. Tabii. Bak 5 kişisiniz. 5 kişi bir kişinin çalışmasıyla 5 kişi geçinemez. Bilmiyor musun şöyle bir örgü, dantel bir şey? Millet neler yapıyor? El bezi yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ben bile şu halimle şey omzumla, olmayan omzumla atkı ördüm. Baktım internette o atkılar kaç lira? Hiç cevap vermiyorsun. Biraz konuşsana. Bilmiyor musun sen örgü örmeyi? Yok Müge Hanım. Niye bilmiyorsun? Sadece 4 sene lokantada çalıştım bulaşık yıkayarak. Tamam yine çalış ablam. Çalışacağım buluyorum. Yine çalışın. Çocuğu da verin bak işte bak belediye başkanından bunu isteyeceğiz biz. Belediye başkanı ne yapsın? Çocuğumuzu bir kreşe verebilir miyiz? Ben çalışayım. Çocuğunu evet. Kreşe vereceksin gideceksin bulaşık mı yıkayacaksın ne yapacaksın örgü evet. Mü öreceksin. Sen de abi içme Ali abi bak vallahi yani bu içine de bir sinir oluyorum. Doğru söylüyorsun ablam. Cebinde paran yok içeceksin. Ne içeceksin? Yani ne içeceksin? Gene belediye başkanıyla konuş. Bir ilacı tedavisi varsa. Yani bu belediyeyi falan böyle bu şeyler için bunlardan faydalanın. Sağ ol ablam. Senin Allah içine razı de para olsun. Mı dayanır? Doğru söylüyorsun ablam. Haklısın.
Yanında oğlun var, o sana muhtaç. Diyor ki babam getirmezse ben bir şey yiyemem diyor. Evet, haklısın ablam. Ama bir toparlayın kendinizi, gözünüzü seveyim ya. Allah razı olsun, tamam abla. Yani bu kız sizi geçir, bak ben çok açık evet, sesim. Bu kız eğer sizi geçindirmek istiyorsa, bu kız gece kulüplerinden başka çalışarak, çalışmaktan başka çaresi yok. Okumamış, etmemiş, mesleği yok, hiçbir şey yok. Okutmamışsın. Haklısın abla. Okutsaydın da atıyorum bir hemşire olaydı, başka türlü bir size hayat kurardı. Okutmamışsın, kız sizden kaçmış kocaya. Kocadan kaçmış ötekine. Yok şimdi okuyan yok, o eden yok. Hepiniz hep beraber el ele verip biraz kalkınmak zorundasınız. Bak biz de elimizden gelen yardımı yapmak istiyoruz ama siz şöyle bir isteyin. Doğru söylüyorum ablam, haklısın. Sen de şöyle bir evin erkeği olarak bir dik dur, şöyle bir şey yap. Ben de bazen insanları sarsmak istiyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.